Seyirciler, şimdi bir doktorun ilaç mafyasıyla kurduğu akıl almaz ilişkilerin görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde görevli bir nöroloğun muayenehanesinde yaptığı rüşvet pazarlıklarından, sağlıklı kişilere yazdığı ilaçları ilaç mafyasına teslim edilişine kadar olan her an polis tarafından kayıt altına alındı. İşte o inanılmaz görüntülere arkadaşımız Levent Albayrak ulaştı. Teknik takip rüşvetin belgesine ulaştı. 96 kişilik rüşvet çetesinin ipliğini pazara çıkardı. İşte 96 kişilik rüşvet çetesi. İşte inanılmaz bilgiler. Dedim sana tamam. Ama bu akşam hemen. Çünkü şey oldu, çok karışık burası. İşte rüşvetin belgesi. Ciddi. Buraya artık 15 Kasım'a kadar gelmiyorsunuz. Bu son gelişi. Sadece canlı bir şey. Hasta olmayan kişilere mor reçeteli ilaçlar yazdı. Safa sağlam insanlara engelli raporu verdi. Baba şu an hazırda adamı deniyor. 30 kişi. İlaç şebekesi kurduğu rüşvet ağıyla devleti milyonlarca lira zarara uğrattı. Ancak bir şeyden habersizdi. Polis gölge gibi onu izliyordu. Afiyetim korkma diyor. Suç işler yapsalar da bir geri bir şey edemiyor diyor. Öyle bir sardı o ki suç üstü kamera görüntüsü izliyormuş. Rüşvet pazarlıkları. 12'ye 8. Para alışverişi. İlaçların transferi görüntülendi. İşte bir doktorun bunları yaptığına inanmak istemeyeceğiniz görüntüler. Hayır, biz 40 kilo diyorsun. Sen bana sıfır araba oldun dersin. Hayır, söylüyorum. Evet, şey hayal değil mi? Şiyatın gerçekten hayal değil mi? Türkiye'de sağlık çalışanları koronavirüsle insanüstü çabayla mücadele ediyor. Hayat kurtarmak için günlerce ailelerini göremiyor, yeri geliyor, kendi canlarından oluyor. Ancak bazıları doktorluk mesleğini hastaları tedavi etmek yerine devleti soyup cebini doldurmak için kullanıyor. Rüşvet çetesine operasyon. Geçtiğimiz yıl Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bir rüşvet operasyonuna imza atıldı. Devleti milyonlarca zarara uğratan rüşvet çetesi ilaç şebekesiyle işbirliği yapıyordu. Çete para karşılığında mor reçeteli ilaç yazıyor ve rüşvetle engelli raporu veriyordu. Çete ve irtibatlı toplam 96 zanlı tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu 31 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teknik takip ekibi rüşvet ağının içinde bulunan 96 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye ulaştı. İddianameye giren delillerse bu kadar da olmaz dedirtti. Rüşvet çetesinin hiçbir yerde yayınlanmayan görüntülerine teknik takipten Levent Albayrak ulaştı. İşte Hipokrat yemini etmiş bir doktorun yaptığı rüşvet pazarlıkları. 12'ye 8.500 lira verecek mi? Rüşvet çetesiyle ilgili ihbar üzerine polis harekete geçti. Rüşvette adı geçen doktor ve irtibatlı olduğu kişiler takibe alındı. Attıkları her adım izlendi. 82. Hala tutuklu bulunan Doktor Ahter'e tam 2 ay boyunca gece gündüz izlendi. Rüşvetçi doktorun attığı her adım kayda alındı. İşte iddianameye giren rüşvet pazarlıkları. Benim arabaya peşine düşeceğiz. Rüşvet parasına çekirdek ve kilo diyen rüşvetçi Doktor Ahter'e yanına gelen bir kişiyle konuşmasında şunları söylüyor. Söyle. Nasılsınız? İyi. Herkes iyilik yapıyor. Bir iki kişi var yani. Şöyle. Şey,
Ben size çalışayım. Altay şey koydu dedi. Takip isterseniz ama okey. Takip derken? Gelecek gider çalışacağız. Tamam sıkıntı yok. Sağ gidecek, sol gideceğiz. Tamam sıkıntı yok. Tamam, şöyle. Kaç kilo dedim? Ben bir şey demem ama tabii sizin var. Bir şey çıkmaz ağzından. He? Ağzından bir şey çıkmaz. Yok yok. Ben zaten biliyorsun ha. Tabii. Yok. 5 kilo dedim sana 1 kilo. Tamam. Ama bana bu akşam hemen. Ama anahtar bek, hemen ayarlarım ben bu akşam. Telefonum yaz, biliyorsun telefon. WhatsApp'tan şey diyeceğim, çekirdekler hazır. Hakkında bazı iddiaların konuşulduğunu duyan rüşvetçi doktor yanına gelen herkesi bu konuda uyarıyor. O anlarsa polis tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Rüşvetçi doktor kendini garantiye almak için görüşmeleri artık hastanede değil camide yapmak istiyor. Polisler tarafından takip edildiğini fark ediyor ve çevresindeki insanları uyarıyor. Dün baskın yapmışlar, adamı takip etmişler. Adamı yakalamamışlar. Tabii şüphe üzerine çok sıkı akraban, bilerek tuzak kurdum polislere. Adam demiş ki ben mahkeme kağıdı ve şeylerini kasmışlar polisler. Ciddi misin? Ciddiyim. Buraya artık 15 Kasım'a kadar gelmiyorsun hiçbir şekilde. Bu son gelişi. Sadece camide göreceğiz. Senin camide söyleyeceğim. Ne kadar bir şey yapayım ben ona 5-5 vereceğim sana. Tamam. Sadece akşama 250'de 300 yapalım. Ne diyeceğim benzin yok. Tamam baba. Tamam. Onun için yazdım ben. Devleti milyonlarca lira zarara uğratan rüşvetçi doktorun en büyük yardımcısı da yanındaki sekreteri. Kadın da rüşvet çarkında payına düşeni alıyor. Ancak doktorun sekreterini de dolandırdığı iddianameye giren deliller arasında. Uyanık doktor aldığı rüşvet parasını az gösterip sekreterini kandırıyor. Payına düşen paradan kesinti yapıyor. Tüm bu yaşananlar da iddianameye giren görüntülerde yer alıyor. Doktorun rüşvet aldığı anlarda da kameralar yine kayıtta. Dedim sana 1 kilo veriyorum. Tamam. Ama işte çalışamaz kadın. 4 kilo dedi. 1 kilo ben 3 kilo alalım da yine. Tamam. İstediğine rapor yazıyor. İstediğine engelli raporu çıkartıyor. Hepsinin ayrı bir ücreti var. 12'ye 8, 2500 lira verecek mi? Engelli raporlarında her hastalığın engel derecesi ayrı. Kimine %40, kimine de %90 engelli raporu veriliyor. Rüşvetçi doktor işte bu noktada da devreye giriyor. Para karşılığı engel derecesini de yükseltebileceğini anlatıyor. Yüzde kaç tutuyor? 94'ten 82-83'ü düşürmüşler. Bir sene sürecek. Bir sene bekleyecek. İşini söyleyeyim sonra demesin sana adam ne yapacak. Sürekli iş yaptığı bir kişiye 10 gün rapor veren doktor adamın istediği engelli raporu içinse 3000 lira istiyor. Hastanede geçen bu görüşmeler sırasında doktor mesaide. Dışarıda hastalar bekliyor ama onun umurunda değil. Hatta içeri girmek isteyenleri azarlayıp gönderiyor. Sen misin? Patlatan gün. Bir saniye, hasta var. Tamam hocam. Bir sene takip. Bir sene takip gerek. Tamam. Olumsuz da, olumlu da olsa... Tabii, hazır, tabii, bilgin olsun. Evet, olumluysa diyeceğim, fizikler hazır. Tamam. Son gün izin istiyorum. Tamam. Rüşvetçi doktorun tek yasa dışı işi heyet raporu hazırlamak değil. Polis Doktor Ahtere'yi izledikçe kurulan ağın boyutunun büyüklüğü ortaya çıktı. Ahtere neredeyse her gün sağlıklı kişilere piyasa değeri 5000 ila 10.000 lira olan kutu kutu ilaç yazıp rüşvet karşılığı şebekeye veriyordu. O pazarlıklar da hastanede gerçekleşiyor. Çete üyelerinden bazılarının yazılan ilaçların eczaneler tarafından fazla bulunduğunu ve temin etmekte zorlandığını belirtiyor. Buna çözüm olarak yazılan ilaçların sayılarını düşüren rüşvetçi doktor bu şekilde bir sorun olmayacağını belirtiyor. Kesintiye karşı 20 yazmayın, 15 yazın bir abi, eskisin bilir mi? Onun şey dedi, şöyle yapalım dedi, biz konuştuk zaten onunla. 15 şu? Yani 15 işte o kadar da yapmayın dedi. Şöyle yapalım dedi mesela, birine 14 yazın, diğerine 8 yazsın dedi. Yaptın sonra tekrar 8 yazsın, onu o şekilde halledelim dedi. Teknik takip rüşvetin belgesine ulaştı. 96 kişilik rüşvet çetesinin ipliğini pazara çıkardı.
Bir pazarlıkta şebeke üyesi Nimet adlı asistana bağışıklık sistemi doğuştan olmayan hastaların kullandığı ilaçtan 18 adet yazdırıyor. Eczanelerin durumu anlamamaları için rakamları değiştirdikleri de kayıt altına alınıyor. Diğerine 12 adet yapmıştık, buna 14 yapmıştık. Arka tarafa çağırarak para ödemesi yapıyor. Fiyatı 6 bin lira olan ilaç için gerçekleştirilen pazarlık sonrası rüşveti alan doktor asistanıyla kutlama yapıyor. Ne biçim terbiyesiz insanlar ya? 40-500 lira fena tuttuk. Kırıkması olmaz zaten. 22 kaldı bana. Bizi şimdiler beni takip etsin. Doktor Ahtere'ye rüşvetten kazandığı paraları genelde akşam saatinde alıyordu. Adım adım takip edilen rüşvetçi doktorun aldığı rüşvet paralarını sayma anı polis kamerasına böyle yansıdı. Bir başka görüntüde ise Doktor Ahtere gündüz vakti hastanenin biraz ötesinde aracında bekliyor. Çete üyesi aracın kapısından rüşvet parasını bırakıp uzaklaşıyor. Rüşvetçi Doktor Ahtere sağlıklı kişilere yazdığı binlerce liralık ilaçların transferini de bizzat kendisi yapıyordu. Ahtere'nin reçete yazdığı ilaçları bir şebeke üyesi eczaneden ücret ödemeden alıyor. Bir koli ilacı aracına yüklüyor. Mor reçeteli ilaçların tamamı SGK tarafından karşılanıyor. Mor reçeteli ilaçları ücretsiz bir şekilde temin eden Doktor Ahtere'ye ilaçları alıp bir alışveriş merkezinin otoparkında kendisini bekleyen şebeke üyesi kadınla buluşuyor. İlaçlar şebeke üyesi kadının aracına yükleniyor. Yükleme işleminden sonra kadın doktor Ahtere'nin aracına binip rüşvet parasını ödüyor. Bu sırada polis de adım adım onları izliyor. Doktor Ahtere o kadar rahat davranıyor ki şebeke üyeleri polisin kendilerini takip ettiklerinden şüphelendiklerini söylediklerinde bile pişkin şekilde devleti soymaya devam ediyor. Dün baskın yapmışlar, adamı takip etmişler. Adamı yakalamamışlar. Tabii şüphe üzerine çok sıkı akrabam. Bilerek tuzak kurdum polislere. Adam demiş ki ben mahkeme kağıdı ve şeylerini kasmışlar polisler. Ciddi misin? Ciddiyim. Buraya artık 15 Kasım'a kadar gelmiyorsun hiçbir şekilde. Bu son gelişi. Sadece camide göreceğiz. Şimdi camide söyleyeceğim. Ne kadar bir şey yapayım ben ona 5-5 vereceğim sana. Tamam. Sadece akşama 250-300 yapalım. Ne diyeceğim? Tamam baba. Tamam. Onun için yazdım ben. Doktor Ahtere rüşvet aldığı iddialarıyla soruşturma geçirince Büyükçekmece Devlet Hastanesi'nde görevlendirildi. Ancak hastane değiştirmek de doktorun faaliyetlerini engellemedi. Rüşvetçi doktor çarkını o hastanede de hayata geçirdi. Atandığı hastaneye gitmeden o bölgedeki çete üyeleriyle irtibata geçiyor. Çete üyelerinden bazıları doktorun yeni yerinde birçok hastanın onu beklediğini söylüyor. Rüşvetçi doktorsa kendisini bekleyen kişilerden kazanacağı parayı duyunca adeta sevincinden yerinde duramıyor. Valla baba seni dört gözle bekliyorlar orada. Baba şu an hazırda adamın elinde 30 kişi hazır seni. Peki soruşturma geçir mi diyeyim 30 kişi? Yok onlarla ilgili bir sıkıntı olmuyor. Bak şimdi geçer çocuk bu. Benim param yok ben yapalım bir şey bu. 12'ye 8, 2500 lira verecek mi adam? 3 verecek. E tamam 3 getir 3. 30 kişi bekliyor benim. 30 kişi çocuğumuz? Duyduğu rakamlar karşısında sevincini saklayamayan rüşvetçi doktor kazanacağı paraların hesabını yapıyor. Ve rüşvet paralarıyla yeni araba alacağını utanmadan söylüyor. 0 rapor ne kadar? 0'a baba 6'da zorladık. Yani ben 7'de zorladım da. 6'da kaldık şu an ama 7'ye çıkartacağız onu. 7? Çıkartacağız. Hayır, 140 kilo mu diyorsun ya? Sen bana sıfır araba mı alacaksın? Ay çocuğum var. Nimet şey hayal gibi. Yapın gerçekten sen hayal yapın. Ondan 6 tane 5'ten? Yok ondan 12 tane. Ondan 12 tane 5'ten 6 tane. 12. 12. Tamamın hayallerinin sitasını yükseltesi eğer tutmazsa seni yer. Aracına selam söyle. Umarım oğlu da 3 gün alırsak nefes alır. Teknik takip rüşvetin belgesine ulaştı. 96 kişilik rüşvet çetesinin ipliğini pazara çıkardı.
Polis 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü 3 ilde Doktor Ahter'e ve birlikte hareket ettiği ilaç simsarlarıyla dolandırıcılara eş zamanlı operasyon düzenledi. Rüşvet çetesiyle irtibatlı tam 96 zanlı belirlendi. Ahter'in de aralarında bulunduğu zanlılardan 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda ise rüşvetçi doktor ve 96 zanlının devleti tam 5 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Teknik takip, halkı mağdur eden her türlü dolandırıcılık, sahtecilik ve haksızlığa karşı takipte kalmaya devam edecek. Bize 0542 778 1010 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Teknik takip olarak hangi meslekten olursa olsun kendi mesleğinin haysiyetini ayaklar altına alanları deşifre etmeye devam edeceğiz. Ve bu vesileyle korona salgını süresince şehitler veren, ailelerinden uzakta kalan tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz.